sevgili izleyiciler, kadının gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Ben Birsen Hanım'a dönmek istiyorum. Yeniden Cengiz Bey az önce dedi ki 3 ay 6 ay erkekler uzaklaştırılıyor. Fakat döndükleri zaman daha kızgın dönüyorlar. Ne dersiniz ya? Hani bunun nasıl bir çözümü olması gerekiyor? Cengiz Bey çözüm önerilerini de sundu. Siz ne dersiniz? Yani ne yapılması gerekiyor? Şimdi 6.284 sayılı yasa sadece uzaklaştırma maddesini içermiyor. Birçok önleyici ve koruyucu tedbir kararları var. Önleyici tedbirden sadece biri uzaklaştırma. Baktığımız zaman faille ilgili aslında şiddet failiyle ilgili onu tedavi edici maddeler de var. Yani bir uyuşturucu madde bağımlısıysa onun hastaneye yatmak dahil tedavi edilmesi lazım. Yine bir hastalık sebebiyle onu ayrı bir fıkrada düzenlemiş. Yine bir tedavisi gereken bir sorunu varsa yine tedavisinin edilmesi lazım. Burada bu yükümlülük devletin. Devlet bu yükümlülüğü yerine getirmesi lazım. Eğer bu yükümlülük yerine getirilirse zaten problem kalmayacak. Şimdi burada bu olayı sadece evlilik birliği içinde bir 6.284 tedbirinden konuşuyoruz. Halbuki 6.284 evlilik birliği devam edenler haricinde de var. Yani bir kadına yönelik hiç tanımadığı birinden de şiddet gelebiliyor. Bir kadın cinsiyet ayrımcılığından kadına yönelik bir şiddet de olabiliyor. Çocuklara aile bireylerinin arasında da olabiliyor. Yani illa karı koca olması gerekmiyor. Medeni durumuyla ilgisi İlgili yok değil. Kadının. Evlilik birliği bitmiş de olabiliyor. Yine anne baba, eş kardeş, çocuk, yani bir çocuğun anne babasına da şiddeti olabiliyor. Yani bu konularla ilgili de aynı zamanda bir tedbir kararı alınabiliyor 6.284 sayılı yasa kapsamında. Bunu sadece evlilik birliği içinde görürseniz genelde zaten kadınlar hep bu şiddeti göğüs geriyor. Yani son aşamada gidiyorlar, son aşamada geliyorlar bu tedbir talebini mahkemeye sunuyorlar. Sonunda da bir boşanma davası geliyor. Onun için diyorlar ki işte yuva yıkıyor. Ama aslında zaten kadın devamlı o şiddete göğüs germiş. Yani bir tokat atıldı, kadın koştu, tedbir kararı aldı değil uygulama. Bence bir tokat atılsa da bence almalı. Yani öyle değil uygulamada ama uygulanan ve bize gelen boşanmanın sebebi o, tedbirin alınmasının sebebi o olmuyor. Devam eden bir şiddet var. Yani bir fiziksel şiddet var, bir cinsel şiddet. Cinsel şiddeti nasıl belgelendireceksiniz? Kayıt altına mı alacağız yani eğer delil şeyine getirirsek? Kişi ancak gidecek. Hani cinsel şiddete uğrayan mağdurlar zaten hemen bir yıkanma telaşına düşüyorlar. Hani bir psikolojik olarak da bir travma yaşıyorlar. Veya bir ekonomik şiddette. Yani beyan esas alınır. Dediğim gibi uygulamada bu tedbir kararı boşanma davalarında eğer bir delile dayanmıyorsa kusurda pek etkili olmuyor. 3 ay 6 ay dediğiniz 6 ay artık tedbir kararları verilmiyor ne yazık ki. Yani daha kısaldı. 15 gün bile veren mahkemelerimiz var. Genelde bir ay olarak veriyorlar. Evet. Bu da tedbirin amacına aykırı olmuş oluyor. Neden? Çünkü siz bir de tebliğle, tefhimle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Bir de evden uzaklaşacak kadın mı olacak? Kadın mı gidecek sığınma evine yerleşecek? Yani eğer burada bu şiddetin önlenmesi için bir tedbir verilecekse o erkeğin uzaklaşmasıdır. Hep, Cengiz Bey de az önce aynı evet, şeyi söyledi. Yani erkeğin uzaklaşmasıdır. Yani bunu da devlet yükümlülüğünü yerine getirip de onu rehabilite ettiği zaman tedavi maddeleri uygulandığı zaman eğer o evlilik devam edecekse devam edecektir. Ama yok yıkılmış bitmişse bunu da yasaya yüklememek lazım. Burada kadının gerçekten can güvenliğini sağlamaya uğraşıyoruz. Burada eğer delil diye aramaya başlarsak o zaman medyaya yansıyan bu cinayet olayları kat be kat artarak devam eder. Bunun önünü alamayız. Peki Cengiz Bey, bu konuyla ilgili son cümlelerinizi alalım. Biraz da süresiz nafakayı konuşmak istiyorum. Çok önemli bir şeyin altını çizdi. Bir sana teşekkür ediyorum. Şimdi bir defa çok uç örnek, hani bir cinsel şiddeti nasıl kanıtlayacağız falan diye. Şimdi tabii ki bu çok uç örnekler. Bu böyle gidersek hiçbir sonuca varamayız. Ama teknoloji çağında bir defa şunu söyleyeyim size. Şiddet
siz de onu söylediniz, daha geniş bir davranış biçimi. Sadece tokat değil. Mesela telefon açıyor. Şöyle yapacağım, asacağım, keseceğim diyor, bilmem ne diyor. O bir kayıt onlarca tanıktan daha etkili bir delildir. Yani benim demek istediğim bu. Yani ya da bütün biliyorsunuz bir bakıcıdan bile bir mesela bakıcı diyelim ki çocuğumuza zarar vereyim vermiyorum diye onu bir kanıt olarak sunabiliyoruz. Yani burada bu imkan tanınırsa şimdi bakın delilsiz suç olmaz. Yani siz bir eylemle birisini suçluyorsanız delil lazım. Hem mahkemenin elini güçlendirir hem de tarafların elini güçlendirir. Hı hı. Hem masum yer insanlar yargılanmaz hem de aynı zamanda da gerçek tam gerçek ortaya çıkar. Şimdi bakın şiddet konusu yayılmacıdır şiddet. Bu daha çocukken bir modellersiniz, babanızı modellersiniz, annenizi modellersiniz. Bu devam eder gider. Şiddeti sadece yasayla önleme mümkün değil. Tabii şiddetin dedi ki sadece fiziksel değil elbette katılıyorum. Ekonomik şiddet, işte sözle şiddet, her şiddetin çok farklı türler var. Tamamen katılıyorum. Yani şiddeti sadece ben yasayla önleyeceğim. İşte 6284 değil. 6284 tane yasa çıkarsanız şiddeti yine yasayla tek başına önleyemem. Bunun altyapısı lazım. Daha önce söyledim ben daha önceki programlarda. Şimdi de saha çalışmaları lazım. Yani bir bölgede, bölgesel olarak da yani şiddetin neler yaptığını anlatmak lazım. Daha ilkokul, ortaokulda şiddetin insan nasıl yaradığını anlatmak lazım. Hatta tam tersine bazen hadi oğlum şuna bir tokat at diyebiliyor. Hı hı. Ve kendisi model olurken çocuğuna çok kötü model olabiliyor. Dolayısıyla burada bunun şiddeti sadece yasayla çözemeyeceğimiz kesin. Ama ben teknik delilin birincisi delilsiz suç olmaz. Tabii ki %100'e katılıyorum. Yani burada elbette bir telefon açtığında koruma verilecek. Elbette bu önlem alınacak ama daha sonra da delillerin toplanması gerekecek. İkincisi de yani kadını delil peşine koşturmak ya da karşı tarafı delil peşine koşturmak yerine gerçekten bir ses kaydını, bir görüntüyü kanıt olarak mahkeme kabul ederse tabii yargıtay kararı var ama çok özel o kararlar. Yani bir tane iki tane dosyada veriyor ve genellikle tarafların aldatma dosyalarında verilen kararlar var. Yani ama bunu daha şiddete de yaygınlaştır. Yasal düzenlemeyle bunu şiddete de uygulamaya başlarsak bu sorun önemli ölçüde çözülür. Çünkü sadece beyanla olmaz. Beyanla olur, şöyle olur. Başı derttedir. O önlem alınır ama daha sonraki aşamada elbette delil toplanması gerekiyor. Ben size tamamen katılıyorum. Neden biz kadını altında tutalım, kadını korumaya çalışalım? Evet. Ben tam tersine tırnak içinde koruma altına ve tedavi edilmesi gereken şiddet uygulayan kişidir. Bir tane bir şey söyleyeceğim sadece cümle. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nda eziyet diye bir tane madde var. Bunu bizi izleyen hanımefendiler çok iyi dinlesinler. Eğer şiddet eziyet boyutundaysa, yani süre giden bir şeyse, yani aylarca devam ediyorsa, hakaret, şiddet, bu maddeden faydalanabilirler, eziyet maddesinden. 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası var. Eğer bu eşler arasında 3 yıldan 8 yıla kadar. Bunu savcılığa vermeleri durumunda, diyelim devam eden bir şiddet, aç bırakma, ekonomik şiddet, işte elektrik faturası ödemeyi, şunu, yani varlığı olduğu halde. Hı hı. Ekonomik şiddet de çok ciddi boyutlarda. Bu durumda ve bu süre gelen bir şeyse epeydir, gidip mahkeme başvurarak eziyetten dava açılmasını sağlayabilir. Bu işkencenin bir türü yani. İşte soğuk savaş yapıyor. Hakaret ediyor, itiyor kalkıyor, küçük düşürüyor, negging uyguluyor, işte baskı uyguluyor, her türlü şey yapıyor. Yani bu durumda bundan eziyetten istifade edebilirler. Bunun altını çizmek isterim. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Peki ben teşekkür ediyorum. Aslında 6284 daha çok uzun zaman tartışılacağına benziyor. Evet. Buyurun. Şimdi 6284 sayılı yasanın amacı toplumdan şiddeti kaldırmak değil. Şiddete uğrayanı korumak, şiddetten korumak, şiddet tehlikesinden korumak ve şiddeti önlemek, ona yönelik gelen şiddeti önlemek. Şimdi ceza maddeleri bazen delil yoksa zaten ceza muhakemesinden bir ceza çıkmayacak. Yani öyle bir karar almış olması onun ceza almasına bir neden teşkil etmeyecek. Şimdi işte aileye bakmamak veya ekonomik şiddete yönelik ceza maddesi örneği verdiniz.
Yo, ben bu eziyet ama farklı eziyet, bir şey. Bakmamak eziyet bir yıl yapacağız. Sonra ayrı. Şimdi 6284 sayılı yasa kapsamında sadece yaklaşmama, uzaklaştırma değil, eğer ekonomik şiddet uyguluyorsa kişiye yönelik yine bir tedbir kararı verilebiliyor. Nafaka bağlanabiliyor. Yani onu evet, kişinin maaşından evet, kesilebiliyor. Bu 6284 sayılı yasa kapsamında hiçbir harç ve masraf ödenmiyor. Bu bir tedbir kararı. Dolayısıyla bunu bir yasa maddesi, bir ceza maddesi formuna sokmamızın imkanı yok. Bu koruyan, mağduru koruyan ve kendisine yönelik cinsel, fiziksel, psikolojik şiddeti önleyen bir kanun ve bu sebeple bir delil aradığınız zaman o zaman aylarca gideceksiniz, mahkemelere geleceksiniz. Halbuki en kısa zamanda çıkması lazım. Ama konuda hemfikiriz zaten, ben size dedim ama ya. Ama delil arıyorsunuz. Ama hayır, bakın, şimdi nasıl hemfikir olabiliriz? Hemfikir değiliz. Yani delil aradığınız sürece, şimdi bakın, delil aradığınız sürece siz bu tedbir kararlarının çabukluğunu engellemiş olursunuz. Bakın işte o zaman siz, ben hiç yani, ben Cengiz ki, Bey mahkeme süresince bakın, o mahkemeye sunulacak şeylerden, delillerden bahsediyor. Önce yani, tabii ki koruma tedbiri alınacak. Bu dediklerinizi tamam yapacağım evet, ama daha sonraki aşamada. Yani evet, güvence altına alındıktan sonra. Evet. Şiddet mağduru. Ondan sonra delil toplanacak diyorum ben. Yani tamamen sizden aynı şey söylüyor. Ne demek yani öbür türlü? Siz o zaman öyleyse delil topla da gel diyemezsiniz. Yani evet, çünkü hayır, izleyici bizi yanlış anlamasın diye. Çünkü şu anda televizyonu açar ve siz dinler der ki benim farklı bir şey söyledim size. Tabii ki size fikrim. 10 dakika içinde en kısa sürede tabii koruma altına almalı ama daha sonraki aşamada delil sorunu yaşanıyor. Bakın boşanmalarda da öyle Ebru Hanım. Boşanmada da delil sorunu yaşanıyor. Çünkü sadece tanık beyanıyla boşanma kararı veriliyor. Ama olmaz. Tanık yani çok maharetli bir tanık gelip orada farklı şey anlatabilir. O yüzden bu teknik delilin bu kadar önemli olduğunu altını çiziyorum. Hem boşanma davalarında hem de bu. Yani eğer aileyi korumak istiyorsak en temel nedenlerden bir tanesi teknik delilin aile içi ilişkilerde yani bunun kadın erkek ilişkilerinde izin verilmesi belli ölçülerde tabii ki bunun gerekçeleriyle verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Evet. Peki şimdi söyleyecek evet, bir şeyimiz şimdi, var mı? Cengiz şimdi boşanma davalarında tanık en önemli delildir. Yani boşanma davası şirketler arasında olmuyor ki. Tabii ki denik tanık deliline dayalır. Muhakkak siz yani canım, siz boşanma davasında tanıkla boşanma kararı veriliyor. Evet, tanıkla boşanma kararı veriliyor. Yani teknik burada, delil olsa daha iyi olmaz mı? Yani daha kesin delil olsa yani daha iyi olmaz mı? Teknik delil diyorsunuz. Herkesin sanki teknik böyle bir kamerası, bir cep canım, telefonu, bir şuyu yani varmış gibi veya bunun imkanı varmış gibi konuşuyorsunuz. Cep yani, telefonu olmayan var mı? Ya var mı? Bunu olmayan var tabii ki. Bunu yapabilecek cesareti olmayan da var. Yani bunu yapmak da bir cesaret ister. Yani siz şimdi birisini kayda almak, eşinizi gizlice kayda almak çok büyük cesaret ister. Eğer o size fiziksel şiddet uyguluyorsa. Yani buradaki şeyi eğer böyle kısıtlarsak o zaman hiçbir sonuç çıkmıyor. Tam tersine yani hani herkesin tabii ki böyle bir teknik delil toplayabilmesi şansı yok, teknolojik delil ama hani olursa da kabul edilsin diyorsunuz dediğim bu, değil tabii mi? Tabii ki. Size katılıyorum tabii ki. Yani bu herkesin korkusundan yapamaz şu bu. Ama bu teknik delil bizi çıkacak kararlarla ilgili tartışmayı yok eder. Çünkü teknik delil kesindir. Yani o çünkü aynı zamanda bir kişiye gittiği zaman o sesin kime ait olduğu da tespit ediliyor. Diyelim ki hakaret etmedim diyor adam. Hakaretler çünkü daha böyle telefonda açıyor mesela sayıyor, hakaret ediyor. Ağır konuşuyor. Bunu bir kadın veya erkek. Diğeri de çünkü sadece kadın mağduriyet yaşamıyor. Aşağı erkekler de var. Yani bunu mahkeme sunmasının ne gibi mahsuru var onu anlayamadım ama neyse başka bir zaman yine bu konu üzerinde yok yani. Bence böyle devam edelim. Önümüzdeki günlerde artık nafakaya tamam, geçelim. Çünkü nafakaya geçmek için çok az tamam, bir süremiz kaldı. Tamam. O da yarım kalacak. En tamam, azından tamam, 6284'ü tamam, bitirelim diyorum. Tamam. Peki Birsel Hanım tekrar size dönecek olursak galiba siz de Cengiz evet, Bey'e cevap vermek için hazırlanıyorsunuz. Buyurun. Yani evet, biz aslında farklı şeyleri düşünmüyoruz. Yani ikimiz de burada Birsel Hanım da ben de kadına şiddetin, çocuğa şiddetin yok olmasından tarafız. Bunu izleyiciler bilsin yani. İkimizin de burada derdimiz bizim. Şiddet sıfır tolerans. Yani, evet. Evet. Peki 6284 içinde yani düzenlenmesi gereken hiçbir şey yok mu size göre? Yani 6284 aslında düzenlenmiş ama dediğim gibi uygulamasında sorun olan çok maddeler var. Mesela bu kimlik gizleme,
şeyinde nüfusla ilgili sıkıntılar çıkabiliyor. Kadının kimliği gizlendiği zaman bazen gizlenemeyebiliyor veya gizlendiğinde bir takım belgelerini alamayabiliyor, sıkıntı çıkabiliyor kimlik gizleme konusunda. Demin dediğiniz tedavi konuları gene sorun olabiliyor. Yine kadına tanık koruma, hani bir geçici koruma sağlanması, bu yakın koruma olmuyor. Çağrı üzerine koruma oluyor. Gerçekten bir hayati tehlike varsa kadını bu korumayabiliyor. Hani koruma vardı ama öldürüldü kapsamında olabiliyor. Halbuki bir yakın koruma verilmesi lazım, iş adamlarına veriliyor. Niye evet. Kadına gelince bir yakın koruma, eğer ciddi bir hayati tehlike varsa. O sadece bir yere giderken alıp götürüyor. Evet, çağrı üzerine evet o kadar bir koruma oluyor. Yani bu uygulanacak maddelerin hakim, şöyle bir şey var. Bunlar sayılı sınırlı da değil. Benzer tedbirlere de hakimler karar verebiliyor. Dolayısıyla bu yelpazenin sırf o maddelerle değil, genişletilebilir şekliyle hakimler tarafından verilmesi lazım. Bir elektronik kelepçe olayı var. Gene Schönüm evet. tarafından raporlar düzenlenerek veriliyor. Ama bunu halen bir kısım hakimlerimiz vermekten imtina ediyor. Çok fazla halbuki uygulanmıyor. Evet. Evet. Yani mahkemelerin bazısı veriyor, bazısı vermiyor. Evet. Yani gitsin sığınma evinde ben onun yanın polis koyayım sığınma evinin evet. kapısına, orada kalsın ama elektronik şöyle kelepçe diyor. Vermeyeyim diyen hakimlerimiz var. Kadın sığınma evine gidiyor ama 12 yaşından büyük bir erkek çocuğu varsa eğer onu yanına alamıyor. Evet. O da büyük bir sorun büyük teşkil sorun. Ediyor. Yani kadın hani evden kendi uzaklaşmak istiyor. Sığınma evine gidiyor ama 12 yaşındaki çocuğu çocuk esirgeme kurumuna koyuyorlar. Bu sefer orada bir sorunumuz. Belki o çocuk da aynı şekilde evet, maruz evet, kalıyor. Evet, yani çocuğunu yanına alacak. Orada da bir sorun yaşıyoruz. Çıkmaz. Yani. Evet, yani kadın bu sefer şiddeti çekmek zorunda kalıyor. Çocuğundan ayrılmamak için bunun yine çözülmesi lazım. Bu da büyük bir sorun. Evet. Evet, aslında gerçekten dediğiniz gibi galiba yasada çok fazla problem yok ama dönüp dolaşıyoruz. Uygulamada, problemimiz hep uygulamada kaynaklanıyor. Şimdi, tabii evet. burada şunu söyleyeyim size, bu bir önce yine aynı noktaya döneceğim. Çünkü bakın ben kadının korunma altında, yani kadın özgürlüğünün, şiddet gören kadının sınırlanmasından yana değilim. Yani çünkü koruma da verseniz, koruma da olsa özgürlüğü sınırlanacak. Yani pazara gidecek, çarşıya gidecek hep bir korumayla. Yani şiddeti uygulayan insan serbest, diğerine koruma. Dediğiniz gibi elektronik kelepçe olayı da çok fazla nadiren karar veriliyor. Yani burada ben şunun üzerindeyim. Yani belki bu erkek için de, şiddet uygulayan için de iyi bir fırsattır. İyi bir olanaktır. Çünkü öfkesini kontrol edemiyor. Yani durmasını bilmiyor. Hı hı. Bütün sorun bu. Nerede herkes öfkelenir. Yani öfkelenmeyen hiçbir insan yoktur. Ama durmasını biliyoruz hepimiz. Yani nerede duracağımızı biliyoruz. Yani burada onun için de bir fırsattır. Ama bunun bir zorunlu hale gelmesi gerekiyor. Alternatif sunarsınız. Dersiniz ki bak ya 2 yıl hapis yatarsın. Ya da 2 yıl tedavi görürsün. Heyet raporuyla. Heyet raporuyla. Evet. Çünkü o doktorların da sorumluluğu var. Yani bu kişi artık evine döndüğünde zarar vermeyecek demeden bir araya gelmesine karşıyım. Çünkü biz adeta öyle bir şey yapıyoruz ki 6.284 tabii ki çok önemli. Bakın her söylediğimde tekrar dipnot koymak zorunda kalıyorum. Hani yanlış anlaşılmasın diye. Ama biz uzaklaştırılan adamı tekrar daha bir kızgınlıkla eve dönmesi durumunda, bunu onayladığım için söylemiyorum ama somut olay bu. Daha bir kızgınlıkla dönüyor. Şiddeti 2 katına çıkartabiliyor. Şimdi siz bir nevi işte orada bu adama bu olanak sağlanmış oluyor. Yani ben isterse 10 yıl isterse 5 yıl sürsün. Bir yasal düzenlemeyle gerçekten şiddet uygulayanıma. Çünkü bakın o kadar mağduriyetler yaşanıyor ki bu arada. Şiddet uygulamadılar, şiddet uyguladı diyenler var. Bunları bir yana bırakıyorum. Gerçekten şiddet uygulanan bu teknik derlerle desteklenerek. Bunun aksini savunamaz. Davalar çok kısa sürede biter. Ebru Hanım çok kısa sürede biter. Bir konuşma kaydını mahkemeye çözümü koyduğunuz anda ben artık bunu demedim, yapmadım, etmedim diyemez. Diyelim bunu tespit ettik mi şiddet uyguladığını. Biz bu kişiyi koruma altına alacağız. Tırnak içinde koruma altına diyorum. Biz bu kişiyi tedavi etmeden tekrar eşiyle bir araya gelme izni vermeyeceğiz. Çünkü buna adeta tekrar şiddet uygulamasın davetiye bu. Çünkü adam değişmemiş. Adam hatta değişmediği gibi daha bir öfke, daha bir kızgınlıkla. Evet. Diş biliyor. Çünkü 10 yıl 15 yıl boyunca dövdüğü eşi, şiddet uyguladığı eşi ona karşı çıkıyor. Adam bunu adeta kazanmış hak gibi görmüş.
Çünkü ilk başta zaten karşı çıksa bir kadın, ilk başta diyorum ki hakarete, herhangi bir şiddete ilk başta karşı çıkacaksınız. Yani bunun toleransı olmaz çünkü. Hiç kimse buna tolerans gösterin diyemez. Zaten psikolojik şiddetin sonu da fiziksel şiddete geliyor. Şiddet. Yani yüzden... Evet, aslında yine konuşulacak çok şey eğitim, kaldı ama. Yani ve eğitim. Eğitim şart sözü var ya, hakikaten bununla ilgili de. Diyelim ve noktalayalım. Evet. Peki, ben çok teşekkür ediyorum size. Süresiz nafakayı konuşmayı istiyorduk ama bugün maalesef süremiz yetmedi. Önümüzdeki haftada onu tartışacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum size geldiğiniz için. Değerli bilgilerinizi paylaştığınız için. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, Kadının Gündemi'nin bu bölümünün sonuna geldik ama kısa bir aradan sonra yeni konuk ve konuğumuzla devam edeceğiz.